Evet, Kürtlere karşı kullanılan kimyasal silahlar belki hem dünya gündemde hem de Kürtlerin gündemine 1988 Halepçe kimyasal katliamıyla girdi. Fakat Kürtlere karşı neredeyse 100 yıldır kimyasal silahlar, çeşitli biçimlerde kimyasal silahlar kullanılıyor. Dersim soykırımından Ağrı isyanına kadar ve Halepçe'den günümüze işte yaklaşık bir yılda devam eden Güney Kürdistan'da 2000'in üzerinde, 3000'e yakın, 3000'in üzerinde saldırı biçimleriyle Kürtler üzerinde kimyasal silah kullanılıyor. Tabii bütün dünyanın reddettiği, insanlık suçu olarak gördüğü böylesi bir saldırı biçiminin Türkiye Devleti tarafından Kürtler üzerinde kullanılması ve dünyadaki bununla ilişkili, buna karşı tutum geliştirmiş kurumların, sivil toplum örgütlerinin buna karşı sessiz olması elbette ki kabul edilir bir durum değil. Bugün çok daha insanlık dışı yöntemlerle, çok daha vahşi yöntemlerle, adeta insanlık onurunu yerle bir edecek şekilde bugün Güney Kürdistan'da Kürt halkının üzerinde kimyasal silah kullanılıyor. Türk Devleti bunu ısrarlı bir şekilde adeta hem halkların hem de dünya kamuoyunun adeta gözüne soka soka ve bunda ısrar edecek şekilde bu saldırı biçimini, işgal biçimini bu şekilde sürdürmeye ve bu şekilde Güney Kürdistan üzerinde işgalini tamamlamayı hedefliyor. Elbette ki bu konuda Türkiye Devleti bu konuda uluslararası mahkemelerde çok acil bir biçimde bu savaş suçu kapsamında yargılanması gerekiyor. Gelen aşamada 21. yüzyılda dünya halklarının, dünya kamuoyunun nükleer silahlara, kimyasal silahlara artık tahammülünün kalmadığı, her yerin savaş, işgal ve bu politikalarla adeta teslim alınmaya çalışıldığı böylesi bir dönemde artık dünyanın bu tür işgal, bu tür barbar ve insanlık dışı saldırı biçimlerine karşı kesinlikle tepki vermesi gerektiği bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Elbette ki bu konuda bunun en ağır biçimini bugün Kürtler yaşıyor. Bugün Güney Kürdistan'da Kürt halkı üzerinde gerçekleştirmek istenen, Kürt Özgürlük Hareketi üzerinde gerçekleştirmek istenen bu kimyasal saldırılara karşı herkesin bulunduğu yerde bu insanlık dışı yönteme karşı tepkisini de dile getirmesi gerekiyor. Bu tepkinin dile getirmesi elbette ki Kürt Özgürlük Hareketi'ne olan yakınlığıyla ya da uzaklığıyla bu mesele kesinlikle yaklaşılmaması gereken bir durum. Bu insanlık onurunu, insanlığı adeta böyle ayaklar altına alacak şekilde, bir daha mezara koyacak şekilde böylesi geliştirilmek istenen bir saldırı dalgasına karşı kendisine insanım diyen ve bu konuda bu bilinci edinmiş halklar, inançlar, toplumlar, kesimler, sivil toplum örgütleri, aydınlar, bütün kesimler nerede olursa olsun bu saldırı biçimine karşı sesini, öfkesini, tepkisini her şekilde dile getirmesi gerekiyor. Bu durumun hiçbir şekilde uluslararası çıkar ilişkilerinin arkasına kesinlikle gizlenmemesi gereken bir durum. Çünkü artık insanlığın gelebileceği, getirilebileceği son noktadır. Yani özellikle son günlerde kamuoyuna yansıyan bilgilerden, görüntülerden de çok net anlaşılıyor ki adeta insanın vicdanını böyle çatlatacak düzeyde kullanılan bir kimyasal silah ve saldırı biçimi söz konusu. Bunu Türkiye Devleti, AKP, MHP iktidarının bugün Kürdistan coğrafyasında Türkiye Devleti'nin öncülüğünde geliştiğini çok açık bir biçimde görüyoruz. Sadece Kürdistan coğrafyasında değil, Orta Doğu coğrafyasında tamamıyla savaş, işgal ve soykırım planları hedefinde bugün Orta Doğu siyasetine, Orta Doğu politikasına, Orta Doğu'nun geleceğini adeta uçuruma sürüklemek isteyen bir Türkiye Devleti gerçekliği söz konusu. Ve bunun öncülüğünü tamamıyla savaşlarla, işgallerle ve soykırım planlarıyla gerçekleştirmek isteyen bir iktidar zihniyeti ile karşı karşıyayız. Fakat buna denk düşen, bu kadar açık, aleni bir şekilde dünya kamuoyunun
dünya kamuoyunda bu politikaları hiçbir şekilde saklamayacak ölçüde çok açık bir şekilde sürdürmesine rağmen dünyanın bu kadar sessiz oluşu, dünya kamuoyunun bu kadar sessiz oluşu hakikaten artık kabul edilebilecek bir durum değil. Elbette ki buna karşı bizler Kürt halkı başta olmak üzere her yerde çok etkili bir şekilde buna karşı Kürt halkının, Kürt evlatlarının üzerinde geliştirilen bu insanlık dışı yöntemi kimyasal silah saldırısına karşı tepkisini ortaya koymalı ve bu konuda kesintisiz bir mücadelenin içerisine girmesi gerekiyor. Bu durum elbette ki Kürtlerle sınırlandırılması gereken bir mesele değil. Bugün dünyanın adeta öncelikli hedefi haline getirmesi gereken bir durum. Bugün Ukrayna ile Rusya arasında yürüyen savaşta Putin'in söylem düzeyinde dahi olsa nükleer silah kullanma tehdidi dünyayı nasıl ayağa kaldırıyorken, nasıl tedirgin ediyorken bugün bunun en daha derin bir biçimde, çok daha yaygın bir biçimde ve sürekli hal almış bir biçimde bugün Türkiye Devleti öncülüğünde Güney Kürdistan'da Kürtler üzerinde bu silahların farklı biçimleri kullanılıyor ve buna karşı dünyanın bırakın tedirgin olmayı, bırakın ayakta olmayı, buna karşı neredeyse tamamıyla bunu önlemekle kendisini sorumlu kılmış kurumlar dahi bu konuda söz söyleme ihtiyacı hissetmiyor. Bu açıkçası kabul edilebilecek bir durum değil. Buradan bir kez daha uluslararası kurumlara, kuruluşlara buradan çağrı yapmak istiyoruz. Bu insanlık onurunu ayaklar altına alan ve Kürtler üzerinden artık bir savaşın olağanlaşmış biçimi haline getirmek istenen bu saldırı biçimine karşı bütün dünyanın tek gündemle, tek bu gündem etrafında bir araya getirip Türkiye Devleti'ni bu konuda durdurmaya, önlem almaya ve bu konuda kimyasal saldırı biçimlerine, her türlü saldırı biçimlerine karşı önlem almaya ve kendi pozisyonlarını, kendi durumlarını, kendi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde çok net bir şekilde anlaşılacaktır ki bunun arkasında bunu destekleyen, teşvik eden adeta Türkiye Devleti'ne bu konuda teşvik edici zemin sunan hem dünya devletleri ve bu konuda kendisini sorumlu kılmış bu kurum ve kuruluşlar olacaktır. Bugün onlarca insanın, yüzlerce Kürt gencinin yaşamını yitirmesine, bu barbar bir şekilde insanlık dışı yöntemlerle yaşamını yitirmesine sebep olan bu saldırı biçimine karşı herkesin çok açık bir biçimde tepki koyması gerekiyor, ses vermesi gerekiyor. Buna karşı mücadele etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bu Türkiye'nin bu saldırı biçimi, bu pervasızlığı durdurulmazsa bugün Kürtler üzerinden gerçekleştirmek istediği bu saldırı biçimi yarın öbür gün Orta Doğu'daki farklı halkların, farklı dinamikleri ve farklı güçleri, farklı ülkelerin halklarına geliştirmeyeceğini hiç kimse elbette ki öngöremez. Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar bugün Türkiye Devleti öncülüğünde geliştirilmek istenen bir savaş gerçekliği söz konusu var. Bu konuda daha önceki yıllarda siyasal, toplumsal ve kültürel olarak Orta Doğu'ya öncülük etmek isteyen, ideolojik olarak öncülük etmek isteyen Türkiye Devlet gerçekliği bütün bu yeteneklerini ve kapasitesini bugün itibariyle yitirmiş durumda. Bugün Orta Doğu'ya, Afrika'ya kadar tamamıyla savaşın öncülüğünü gerçekleştirme bağlamında bugün Türkiye'de devleti tamamıyla bu biçimde bugün uluslararası güçlerin de belli ölçüde desteğini alarak savaş biçimlerini gerçekleştirme, savaşı daha da derinleştirme bağlamında öncülük ediyor. Bugün Kürtler bunun en yakıcı bir biçimde bu savaşa maruz kalan bir harp gerçekliğini ile karşı karşıya. Fakat bunun yarın öbür gün farklı halklara, farklı ülkelere, farklı komşu ve Orta Doğu ülkelere sıçramaması hiçbirimizin kestirebileceği bir durum değil. Dolayısıyla çok acil ve hayati bir biçimde bu konuda sorumluluğu olan herkesin Türkiye Devleti'nin bu politikasını, bu zihniyetini, bu saldırgan ve insanlık dışı zihniyetini durdurmak bağlamıyla herkesi sorumlu olmaya, kendi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz.